Eskişehir'de yaşayan Cem Kılıç, icra ettiği mühendislik mesleğini bırakıp cam işlemeye karar verdi. Cam işleme sanatıyla ilk başlarda hobi olarak uğraşan Kılıç, daha sonra açtığı atölyede çeşitli aksesuarlar ve hediyelik eşyalar üretiyor. Aslında bu benim mesleğim değil. Ben mühendisim, gemi makineleri mühendisiyim. Okuldan sonra bir 3 sene kadar dünyada denizlerde çalıştıktan sonra bu arada gidip gelip yapıyordum, yine camla ilgileniyordum. En son 5 sene önce bu atölyeyi kurduğumuzda artık tam zamanlı olarak mesleğimi bırakıp cam yapmaya başladık. Aslında birçok mühendis mutsuzdur çalışırken de ben çok mutluydum. Mesleğimi de çok seviyorum, denizciliği de çok seviyorum ama herhalde bu biraz daha ağır bastı. Aslında tamamen bırakmış da değiliz mühendisliği. Burada ileride umarım onu da görme şansımız olur. Bir cam ocağı inşa ediyoruz. Farklı cam makinaları inşa ediyoruz burada. Yani tam olarak da bırakmış değiliz. Bilgilerimizi burada, birikimimizi kullanıyoruz burada da. Burada daha önce resim, işte kara kalem, portreler, posterler falan sattığımız bir dükkanımız vardı. Şans eseri bu işi yapan biriyle tanıştık. Hemen bizim dükkanımızın yanına bir stand açmıştı. Sokakta yapıyordu bu işi. Biz de daha sonraları sokakta yaptık bir dönem farklı yerlerde, farklı şehirlerde. Onunla tanıştık. Daha önce açıkçası hiç görmemiştim ben bu işi. Nasıl yapıldığını, nedir, malzemeyi bile görmemiştim. Orada sevdik, ailecek sevdik bu malzemeyi. Denedik falan derken ufak ufak artık o mesleğe doğru yavaş yavaş kaydık. Kursa gitmedik. Biz başladığımızda burada sadece Odunpazarı Belediyesi'nin kursu vardı. Onun da zaten kontenjanları sınırlı. Hala daha cam kurslarının kontenjanları sınırlı. Biraz kendi kendimize deneyerek öğrendik. Bu da avantaj oldu bizim için. Çok da öğretilebilecek bir iş de değil bu. Pratik ağırlıklı bir iş. En azından bizim yaptığımız teknik. O bizim avantajımız oldu. Başka birinden görmeden kendi yöntemimizi oluşturarak öğrenmiş olduk bu işi. Biz bu atölyede aslında 3 atölyemiz var. Bu atölyede açık alev tekniğiyle çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak takılar, biblolar, heykeller üretiyoruz. Takıydı daha çok ama yavaş yavaş artık şey de geçti. Dekoratif objeler de takıların önüne geçmeye başladı. İnsanlar fonksiyonel olsun istiyor. Türkiye'de özellikle bir şeye para verecekler zaman fonksiyonel olsun istiyor ama yavaş yavaş bu algı kırılıyor. Ben camla 20-21 yaşında tanışmışken ilk kez, şimdi 5 yaşında cam koleksiyonu olan çocuklar var. Bizim zamanımız için hayal gibi bir şeydi ama şimdi öyle müşterilerimiz var. Burada kullandığımız malzeme genel olarak yumuşak cam, soda camı diye tabir ettiğimiz malzeme ama özellikle biz İtalyan menşeli Effetre camları kullanıyoruz. Ülkemizde yok. Burada kullanacağımız ham madde ülkemizde yok. Genellikle Türkiye'de de İtalyan camları kullanıyor. Onun dışında işte Çek camları, Alman camları, Hint camları, tabii Çin camları var, Amerikan camları var. Ama dediğim gibi ağırlıklı olarak İtalyan camları. Onun dışında duvar objeleri falan imal etmek için yine aynı kullandığımız malzemelerin levha olanları da var. Bunun yanında pencere camları da kullanıyoruz. Pencere camlarını işlemek çok zor olsa da basit işlemeler için kullanılabiliyor.